Doğu Akdeniz'de unutulmuş bir gerçek vardır. İster yaylada, ister sahilde olsun, bu unutulmuş gerçeğe ulaşabilmek için karlı dağları aşmak gerekir. Bu unutulmuş gerçeği, karlı dağların ardındaki dalgalar anlatır, kentler anlatır. Mesela, sırtını Toroslara yaslamış, yüzünü Akdeniz'e dönmüş olan Ermenek anlatır. Ermenek'te eski evler, eski ustalar anlatır. Adım Kadir, soyadım Rendi, yaşım 80, sanatım marangozluk. 6 yaşındayken başladım. Öksüz kaldım. Beni bir hocanın biri götürdü, ustanın birisi. 14 sene hizmet ettim ona, sanat öğreneceğim diye. Sanatı da öğrendim. Ondan sonra herhalde kendi hesabıma çalışır oldum. O zaman çok çalışırdım, emek çekerdim. Ama şimdi öyle değil. Şimdi para devri, hemen çabuk bitireceksin, parayı kazanacaksın. 80'lik Kadir Rende, ustalık artık para getirmediği için bir süredir ticaretle uğraşıyor. Bir başka karlı dağ, Amanosların ardında, bugün adını bir dağa ve bir camiye veren ve bütün ustaların piri sayılan Habibün Neccar'ın yaşadığına inanılan şehir, Antakya. Antik kaynaklara göre, Doğu'nun altın şehri. Yine antik kaynaklara göre günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Mimar Zenarius, Hippodamus'un şehircilik ilkelerine göre Antiyokya'yı inşa ettiğinde sokakların birbirlerini dik açılarla kesmesine özen göstermişti. Sıcak yaz mevsiminde Akdeniz'den gelen serin rüzgarlar böylece kentin bir ucundan girip öbür ucundan çıkabiliyor, sokaklar doğal birer hava kanalı görevini de üstleniyordu. Zenarius'un bu ızgara planından günümüze ise sadece bir esinti kaldı. Izgara planlı Antiyokya, zaman içinde doğal çizgiler taşıyan, daha karmaşık planlı Antakya'ya dönüştü. Antakya evlerinde her ev kendi içine yöneliktir ve her ev, her avlu kendi başına ayrı bir dünyadır. Evlerin sokağa bakan yüzeyleri olabildiğince yalınken, avlulara bakan iç yüzeyleri taş ustalarının hünerini sergiler. Bazı evlerde de bu adı sanı bilinmez taş ustalarına, yine adı sanı bilinmez ahşap ustaları katılır. Taş gibi ahşap da dile gelir. Antakya'nın kimi evlerinde ise yaşayan renkler,
insanın karşısına küçük sürprizler olarak çıkar. Antakya'daki Ziverpaşa Konağı da özelliklerle dolu barok üslubuyla zaman içindeki değişime simgeler gibidir. Karlı dağların kıyı tarafındaki evlerin ortak bir özelliği de küçük mermer parçalarının geometrik bir biçimde yan yana getirilmesiyle oluşan yer döşemeleridir. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce bölgedeki zengin evlerini süsleyen yer ve duvar mozaikleri ise bugün Antakya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Müze, bu zengin koleksiyonuyla dünyanın en önemli mozaik müzelerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Antakya evlerinin taban döşemeleri kadar tavanları da ilgi çeker. Yörede eğeyli ya da eğri tavanda denilen tekne tavanlar, yaklaşık 3 santim kalınlığındaki çıtaların yan yana getirilerek çakılması ve üzerlerinin özel bir sıvayla sıvanmasıyla yapılırmış. Şükrü Özant Usta, 76 yaşında. Şükrü Usta, ben eğeyli tavana yetişemedim ama ahşap kilitlere yetiştim. Çocukluğumda çoğu evin kilidi hep ahşaptı. Şimdi bunlar da kalmadı diyor. Şükrü Usta, bu yöredeki evlerin panjurlarının önemine de işaret ediyor. Dışarı kısmına güneş girmesin, yağmur girmesin diye panjurlar yapılırdı. Hareketli olanı da vardır onun, olmayanı da vardır. Onu yine her usta beceremezdi. Doğu Akdeniz'de sıcak iklime bağlı çözümlerden biri de yörede hu ya da kargı ev olarak adlandırılan evlerdir. Duvar örgüsünün yanı sıra çatıda da kargı denilen kamışlar kullanılır. Tarsus'taki son kargı ev ustalarından Zekeriya Yıldız, kargı evin yapımı konusunda şunları söylüyor. Kargıyı getirip kesiyoruz. Kestikten sonra örüyoruz. Çamurdan soğuyoruz.
üstünü otla örüyoruz. Yağmur yağdığı zaman bastırıyor otu, su sızmaz katliyen. 2 senede bir sıvanırsa bir şey olmaz. 100 sene, 120 sene yaşar. Yörede doğal olarak yetişen kamışlar, kış aylarında kesilerek kullanıma hazır hale getirilir. Son yıllarda kamışlardan kargı ev yerine daha çok seralarda örtü ya da iskelet malzemesi olarak yararlanılıyor. Kamışın bir başka kullanım alanı da bugün artık kaybolmaya yüz tutan sepet yapımıdır. Tarsuslu Yunus dediği doğru usta, eskiden günde 7-8 sepet örermiş. Şimdi alan yok ki örelim diyor. Kargılar kimi evlerde de tavan kirişleriyle dam arasında örtü malzemesi olarak kullanılıyor. Antakya'ya bağlı Samandağ evlerinde ise ister kargı olsun ister ahşap olsun çatılar odanın içinde de devam ediyor. II. Mahmut döneminden beri vakıf statüsünde olan Vakıflı Köyü'nden Thomas Keskin Usta 63 yaşında. Birkaç yıl önce hastalık nedeniyle ustalığı bırakmış, ziraatle uğraşıyor. Thomas Usta, burası çok sıcak memleket. Evlerin ön cephesini denize doğru yaparız ki rüzgar alalım diyor. Vakıflı evlerinin ön cephelerindeki açık mekanlara livan adı veriliyor. Bazı livanlarda çocukların düşmesini ya da kedi köpek türü hayvanların yukarı çıkmasını engellemek amacıyla ilginç önlemler de alınmış. Özellikle yaz aylarında ev hayatı bu livanlarda geçiyor. Doğu Akdeniz'de, özellikle sahil kesiminde sıcağın etkisini azaltabilmek için bazı evlerde de alt katlar olabildiğince yüksek yapılmış. Aslında Doğu Akdeniz'de yaşama mekanları yazlık ve kışlık olarak kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Kıyıdaki hemen her yerleşimin karlı dağların ardında bir de yazlık yerleşimi yani yaylası bulunur. Karlı dağların ardındaki bu yaylalarda evler oldukça yalındır ve kış boyu yalnızlığı yaşarlar. Doğu Akdeniz'de karlı dağların ardında kış boyunca yalnızlığı yaşamayan yerleşimler de vardır. Bölgede taraklama da denilen Bağdadi duvar tekniğine sıkça rastlanır.
Yaklaşık 2-3 santimlik çıtaların yan yana getirilmesiyle oluşan Bağdadi duvarlarda, çıtalı yüzeylerin arası bazen çam kabukları ya da çam kozalaklarıyla, bazen de mucur ya da çamurla doldurulur. Bağdadi duvarlar, evin içiyle dışı arasında ısı ve ses yalıtımını da sağlar. Bağdadi duvarlar gibi unutulan bir başka teknik, bir başka zenginlik de keten sıvadır. Keten sıvanın son ustalarından 67 yaşındaki Tarsuslu Mehmet Doğan Usta, bu sıvanın adı bile unutuldu. Bugünün genç sıvacıları ketenden de sıva mı olurmuş, olsa olsa gömlek olur diye bana takılıyorlar diyor. Keten sıva yapılırken önce kendir lifleri kıyılıp eziliyor. Sonra kireçle karıştırılıyor. Mehmet Doğan Usta, keten sıvanın kıvamını bulmak ustalık ister diyor. Deki unutulmuş gerçeklerden biri olan taş ustalığını ise Mutlu Hasan Soytaşoğlu dile getiriyor. Taş duvar çok kaba görünür ama bunun saatçilik kadar ince tarafları da var yani. İnce tarafları bir defa köşeyi yonuyorsun. O köşenin her tarafını gönye alıp bir de yüzünün peçini alma var. Onu tam yapmazsan ikinci bu koyduğun köşe ağzı bu yanına çıkar, onu şakıyla getiremezsin gayet. Yonarken taşın has olmasına dikkat edilmesi lazım. Yapan usta o taşa baktığı zaman onun yonuya müsait olup olmadığını bilir. Tarsus'a bağlı Çamlı Yaylalı Mustafa Bostan Usta ise taş duvarın sağlam olması için yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor. Hatın sağlam olur, zelzele oldu mu bırakmaz bir bina birbirini. Taş evler, bu hatırlılar var ya, hatırlılar sağlam olur. Taşlar karışır birbirine. Bir zelzele olacak olsa böyle hoşak gibi karışır. Bu hatırlılar karışmaz. Sağlam oldu. Geleneksel orta sofalı Türk evi planının en gelişmiş örneklerinden birini de Silifke'deki ünlü Atatürk evinde görüyoruz. Ayrı köşeye yerleşmiş, birbirinden bağımsız odalar, ortak bir yaşama mekanına, sofaya açılıyor. Günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk evi, geçmişin unutulan izlerini de sergiliyor. Bu
Oysa bu izlerden bakırcılık, Kahramanmaraş'ta şimdilik izini ve sesini kaybetmemiş. Kahramanmaraş Arastası'nda bakırcıların yanı sıra henüz müzelik olmamış bazı geleneksel el sanatlarının ustalarına da rastlanıyor. Sıcak ay ortalaması Adana'dan yüksek olan Kahramanmaraş'ta, evlerin güney cepheleri hafif rüzgar aldığından açık birimler halinde düzenlenir. Özellikle yaz gecelerinin geçirildiği bu birimlere ayaz adı verilir. Evlerin kuzey cepheleri ise şiddetli rüzgar ve yağmur aldığından genellikle sağırlaştırılmıştır. Bazı evlerin dış yüzeyinde ise serin rüzgarlardan yararlanmak amacıyla yapılmış pencere biçimli özel erzak dolaplarına da rastlanır. Kahramanmaraş'taki evlere ilişkin bu özel konumlandırmayı Doğu Akdeniz'in başka yörelerinde de görüyoruz. Adım Abdurrahman Yılmaz, vilayetim Mersin, kazam Silifke, uzunca burçluyum. Burası çok yayla memleket. Çok dehşetli rüzgar olur buranın. Poyraz tarafında hiç pencere kapı yapmıyoruz. Düz duvar bırakırız. Doğu Akdeniz'de çok rüzgar alan bazı yerleşim birimlerinde şiddetli rüzgarın çatıyı uçurmaması için eski ustalar aerodinamik hesaplara uygun özel saçak tasarımı da uygulamışlar. Avrupa'dan esen rüzgarları ise eski ustalar yerel zevkleriyle karıştırmışlar ve Adana'da olduğu gibi değişik bir üslup da geliştirmişler. Bu değişik üslubun en ilginç örneklerinden biri de tuğlaların yüzeylerden taşırılması yoluyla elde edilmiş. Batıdan Doğu Akdeniz'e doğru esen rüzgarlardan geride bu yöre ustalarının elinde yeni sentezlere ulaşmış başka ilginç izler de kalmış. Oturduğu evi bugün bir beton briket ardiyesiyle çevrili olan Adanalı 85 yaşındaki Osman Aktoz Usta, birkaç yıldır evine her gidiş gelişte bir türlü anlam veremediği bir değişimin şaşkınlığını yaşıyor. Thank you.
Antakya'daki bir başka konaktaysa en az üç kuşağın acı tatlı birçok anısını paylaşmış, içindeki insanlarla birlikte soluk alıp vermiş, yaşamış, yaşatılmış, kök boyalı bezemelerde tıpkı Osman Usta gibi benzer bir şaşkınlığı yaşıyor son birkaç yıldır. Dağların ardındaki bir başka usta, 86 yaşındaki Ermenekli Ali Şimşek Usta ise yaşanılan değişimin farkında. Bizim yaptığımız evler kar gibi eriyip gidiyor, biz de eriyip gidiyoruz. Bir daha yağar mı yağmaz mı orayı bilmiyoruz.